Umarım ilk maçta gösterdiğimiz bir defa daha gösterme şansı buluruz. Ve iki takımın da ofansif oynayacağı, iki takım da kazanmak için oynayacağı bir maç bekliyorum. Ve böyle umuyorum. Deneyimleyeceğimiz şeyi yarınki maçta Martin bize tarif etti zaten, taraftar atmosferi ve stadı. Elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan galibiyette almayı umuyoruz. İkinci soru, büyük maçlar ve başarılar kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne de takımınıza taşımaya başarırsanız bu size ne hissettirir? Öncelikle bir tatmin hissettirir ve ondan sonrasında da bu sonuca bağlı olarak staffla, oyuncularla, taraftarımızla yaşayacağımız sevinç. Bu çok büyük bir iş olacak bizim için ama bununla ilgili sakiniz. Kazanmanın zor olduğunu biliyoruz ama planımız var. Galatasaray'a karşı en iyisini yapıp bu zorluğun üzerinden gelmeyi umuyoruz. Bana kalırsa ikisi de aynı önemde. İkisi için de her şeyden önce maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kazanmak gerek. Hem Avrupa'da devam etmek hem de ligde önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına tekrar katılabilmek için kazanıp ligi de yüksek bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Fakat Avrupa'da devam ediyor olmak, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi olması fark etmez. Bizim için önemli. Ligde de buna bağlı olarak ligi yukarılarda bitirip önümüzdeki senelerde Avrupa Kupalarında yer almak önceliğimiz. Klasik ve Galatasaray maçlarında az şans vermenize rağmen, siz oynamanıza rağmen takım gol buldu, rakipleriniz goller buldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, biz zor gol yiyen bir takım olmaya çalışıyoruz. Yarın da öyle olacak diye umuyorum. Özellikle zor maçlarda güçlü takımlara karşı. Helsinki'ye karşı veya Klaksvik'e, Kiev'e karşı farklı bir durum vardı. Maçı kontrol eden, karşılaşmaları kontrol eden biz olmamıza rağmen geçiş hücumlarından goller yedik. Galatasaray'a karşı tam olarak öyle olmasa da özellikle son golde bunu söyleyebilirim. Fakat öyle durumlarda da rakiplerin kalitesi ön plana çıkıyor. Galatasaray karşısında böyle bir durum var. Arada böyle bir fark var, fark olduğunu söyleyebilirim. Umarım yarın Icardi gününde olmaz. Sadece umudum bu. Türkiye'ye hoş geldi. Öncelikle Molde ekibi. Ben de aslında Icardi'yi sormak isterim. Icardi'ye karşı özel bir önlem almayı düşünür mü? No. Hayır. But he's in the squad tomorrow? He's in the squad tomorrow. And then we'll see how things turn out. İlk soru Beton Berişe ile alakalı, o da sakat bir oyuncuydu. Yarın oynayacak mı? Cevap evet, kadroda olacak. Can you tell me the name again, the second player? Benjamin Hansen. Hansen. Yeah. Hansen transfer teklifleri olduğunu biliyoruz. Takımda kalacak mı yoksa gidecek mi? Maçtan sonra cevap vereceğim buna. Fakat yarınki kadromuzda var.